Yedin mi kızım yumurtanı? Aruşka. Ay. Ay Berin Serdan çok teşekkür ediyorum canım güzel hediyelerin için. Kesene bereket canım. Sevgili Berin Serdan, çok teşekkür ediyorum canım benim. Artık bir ödeme yapsa da yani bir hediyeler sayesinde bir kutlama yapalım yani değil mi Berin Serdan? Şöyle şarkılı, fısıllı, türkülü, halaylı, piyizli. Tabii canım. Elvan, bir etiketlesene Şengül'ü. Olmuyor hayatım, olmuyor. Ona madilik yapmışlar herhalde, bilmiyorum. Kaç tane? Üç tane hesabı var, olmuyor. Bana dedi sen aç dedi. E tamam dedim ben de. Telefonda konuşsa. La 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 la. Ben de Aurora yumurta haşladım şimdi. Ondan sonra kızıma güzelce dış beyazını attım. Ma. Ay yemişsin kızım yumurtanı, kurban olsun anne, su içtin mi? Semih hoş geldin canım. Gündür ablam bugün erken mi açtı? Erken. O kim kız? Tanımıyorum. Yeliz merhaba. O kim ya? Nereden tanıyayım? Sanatçı mı? Manken mi? Ne o? Kim o? Tanımıyorum. Ha ben şeyi Aurora'ya yaptım Semih. Ben de normalde Rafa dans ederim. O kaynatıyorum, haşlıyorum, ondan sonra içine veriyorum sarısını. Ha bilmiyorum hayatım, boyuna türüyorlar, her gün çıkıyorlar ya. Az önce bile şeyi izledim. Az bir şey. Şarkıcı Alihan'ı. Ha, onun için uyumuştu. Ondan sonra da ben diyor benim beldeye ihtiyacım mı var diyor. Benim kolumdaki diyor künye diyor 300 bin TL diyor. Bana diyor burada hediye atsalar ne olacak? Atmasalar ne olacak? Bir de butma dilik yapıyor. Evet bildiğimiz Alihan. Ha. Aldım Şengül. Bir de ister mi deneyeyim? Dur bir de şuradan deneyeceğim. Sen bir yere elleme dur. Üstten aldım. Bakayım nasıl olacak. Ya kadının 3 tane hesabı var. Şu an onunla uğraşıyor. Senin söyledim tamam dedi. Halledecek Şengül ablan. Bir alamadım ki. Şengül o sarı saçlı profilinle gel bakayım bir de. Az önce öyle olmuştu. Sarı saçlı profilinle.
Aynen. O zaman erken başladı değil mi Semih Gündür ablan? Ben yatıyordum çünkü. Şöyle akşam 6-7 gibi mi başladı acaba? Çok erken başladı. Ben açtığımda Kayahan dinliyordu. Ha, şimdi bakalım Şengül olacak mı? Olur herhalde. Oradan yayın yasağım vardı. Bak ben gelebiliyorum. Ben niye yapamıyorum anlayamadım. Şimdi yayın açabilir. Nerede yayın yasağım var? Kız Aman sen niye kimseyi bilmiyorum. alamıyorsun. Normalde yayınların da yayın açabiliyorsun. Kimseyi alamıyorsun. Tamam niye işte niye diyorum. Valla onu bilmiyorum. Yani o niye acaba? Hadi tamam yayın yasağı alırsın da. Hadi. O zaman hiç açamam. Faturayı da yeni ödedim. Yani ödedim. Fatura olsa o zaman alamıyorum. Öyle oluyor. Kısıtlama yapıyorlar ama kesiyorlardı. Ama niye oldu? Ama Sibel onu diyorsun da geldim bir kere demin. Demin oldu. Doğru, bir kere katıldım. Doğru söylüyorsun. O O bir zaman kere oldu. ilerleyen saatlerde tekrar deneriz. Yani hiç olmasaydı tamam diyecektim ama oldu bir kere. Oldu bir kere. Evet, oldu. Doğru, katıldım. Ben anlamadım. O zaman sistemden de olabilir. Olabilir. Bir şey diyemeyiz. Boş ver. Didem Kayra. Bu da yeni isim. Az önce yaptığım videolar ne kadar kolum oldu. Yani şeyden suya soktum. Ben de Aurora'ya yumurta haşladım, verdim bir tane de. Bugün ver. Aynen. Hı. Ay sanki bara gitmişim gibi. Arkamda laşolar dans ediyor. Ben de önde pijamayla. Kim geldi bakalım efendim? Ne düzelmişti? Gelmedi ayol Şengül buraya geldi. Ne diyorsunuz? Geçici olarak efendim burada. İlerleyen saatlerde tekrar deneyeceğiz. Ama ben bir kere katıldım. Doğru söylüyor. Bir kere oldu da ondan sonra olmadı. Su iç. Ben konuk alamıyorum. Ben gelebiliyorum. Nereye gitti Elvan Hanım? Buradaydılar efendim. Ama sen de Elvan'ı alamadın.
Seni aldım onu alamadım. Doğru. O Ya zaman kız onda Instagram'da güncelleme var. da bir şey var o olayda da yani. Hayır güncelleme vardır ya. Bir şeyler yapıyorlardır. Bu oyuna işte mesela hediye olayı çıkartıyorlar. Abonelik çıkartıyorlar. Bir şeyler çıkartıyorlar. Yani ondan dolayı. Üşüdüm kız. Üşüdün mü? Benim kombi yanıyor vallahi çünkü çok soğuk. Ama yani evin içi iyi. Yattığım zaman böyle bir titreme geliyor. Bir üşüyorum o hastalığımdan dolayı. Normalde evin içi iyi yani. Bak yine bugün kumaşı giyemedim. Ama boş ver. İlerleyen gece yaparım şeyi dolmayı. Bir de biberler de iri ya. Fazla zahmetli olmaz. Telefonda konuşak. Ne bileyim bir üşüme geldi bana. İki şak şak bir tak tak. Haydi bize müsaade konuşalım. İstanbul'da zaten yağmurlu, hava çok soğukmuş. Leyla Hanım hoş geldiniz. İyi geceler efendim. Leyla Hanım'a sorayım. Bakın Leyla Hanım hangi ildesiniz? Hava durumunu soracağım. Neredesiniz Leyla Hanım siz? Hangi ildesiniz? İstanbul. Yağmur devam ediyor herhalde. Evet burada da yağıyor ve çok soğuk. Çok soğuk. O yüzden Aurora'nın kapıya çıkma hakkı ikiye düştü Leyla Hanım. Üçte ikiye düştü. Ama kar yağarsa gene üçe çıkacak. Değil mi kızım? Ha. Hayır bu el var ya bana diyor ki ne pijamayla diyor oynuyor diyor. Kız ne yapayım o anda aklıma geldi yaptım bir TikTok çektim işte. Abla zaten rahatsızım kalkayım pantolon mu giyeyim? Valla bu aşırtmayın bile bana bir şey yapıyor rahatsız ediyor beni. Biraz daha bol olsa daha iyi olacak. Ben hastayım Leyla'cığım ya vallahi billahi 10 gündür ya. İğneler falan yapılıyor işte. Limon kaç gün içtim. Faydasını görmedim. Greyfurt aldım. Sıktım. Öyle yedim. Tuzlayarak. Olmadı. Ondan sonra başka ne ya? Ağrı kesici. Ondan sonra günler hoş geldiniz.
Ağrı kesici. Bana doktor diyor ki antibiyotik, antibiyotik de bana yaramıyor zaten. Şey yapıyor. Alerji yapıyor. Feride Hanım hoş geldin. Merhabalar efendim. Nasılsın Feride? İyi misin? Sağlığın, saatin nasıl canım benim? Bana soracak olursan Feride ben aynıyım vallahi gidip iğne vuruluyorum hastaneye gidiyorum bir yandan bir ana dişim şey olmuş ona gidiyorum işte ne bileyim ben öyle. Yok şu anda benim Ferdi'den herhangi bir haberim falan yok. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben fazla şey yapmıyorum. Yani vuruldum iğnelerin etkisinden bir bakıyorum yarım saat yatıyorum. Yarım saat yatıyorum derken tam uyumuyorum yani. Ama yatıyor gibi yani. Dinlenmek amaçlı oluyor herhalde bu iğnenin etkisiyle. Ondan sonra tekrar kalkıyorum. Yani bilmiyorum. Ama buradan soralım. Efendim son Ferdi'nin durumuyla alakalı ilgili bilgisi olan varsa rica edeceğim. Buradan yazarsa tabii ki seviniriz efendim. Beri de senle nereye naşlayalım? Biricik Sultan'a gidelim. Kobra Murat ona Butbel'de verdi. Çorlayalım onu. Ne dersin Feride? Var mısın Feride? Biricik Sultan'ı çorlamaya gidelim. Kobra Murat Butbel'de verdi ona. Aaa! Gidelim kız. Ay o da ne çorlatırmış ya bize. Eziklermiş ikimizi. Evet, Serçe Power efendim, hoş geldiniz. Gönül Şiiri hanımefendi, geçmiş olsun Sibel Hanım, teşekkür ediyorum. Evet efendim, Ronaldo efendim. Ne diyor Feride? Dur bakayım, ne diyecek? Feride, kız Kobra Murat... Kobra Murat bu butbelde lıkmış. Biricik Sultan'a gidelim, çorlayalım da. Ne dersin? Beraber gidelim. O da bize eziklermiş orada. Abo! Kobra Murat geldi, bana belde verdi. Feride ile Sibel geldiler benim beldemi çorlamaya ama ikisini de ezikledim. Öyle gelmiş. Ama sadece ona değil, gerçekten bravo. Helal olsun Kobra Murat'a. Tüm engelli birey arkadaşlarımıza, hasta olan arkadaşlarımıza Darülece'de de gereken güzelliğini yaptı. İşi gücü rast gelsin Kobra Murat'ın.
Yani gördüm. Ay. Vay be. Zor ama zor bir şey değil mi yani? Düşünsene. Hani bir insan yoğun bakımda ne yiyebilir, ne içebilir ya? Yani sürekli sorun mu veriliyor acaba? Bilmiyorum ki Gönül Hanım. Sürekli sorun mu veriliyor? Yoksa hani böyle çorba türü bir şeyler de veriliyor mu? Zor tabii, zor olmaz olur mu ya? İnsan bir tane iğne yaptırıyor da vallahi kaç gün ağrıyor. Düşün yani. Boruyla mı? Ama yani sıvı, sıvı. Katı yemek değil yani. Değil mi birin? Herhalde sıvı veriliyordur. Kışırda ben boğazımı yutkunamıyorum. Ondan sonra vücudumda da ödemler oluştu. Yani düşün yani ben yani gerçekten sıvı sıvı evet. Hı. Yanı sıra da serum zannedersin. Değil mi? O da serum da şeyde tutar. Hani ne derler? İnsanın bünyesini şey yapar. İyi gelir serum. Kolay değil ya. Valla ben iğne yaptırıyorum duramıyorum yani. Düşün yani. Ya bu seferki iğneler de çok büyük. İçindeki ampuldeki ilaç da büyük. Serumdan vitamin. Sadece serumdan vitamin. Ha öyle mi? O zaman çorbayı dediğin şekilde veriliyor. Boruyla. Çorba veriyorsun. Ha anladım. Serum sadece vitamin olarak mı geçiyor? Zor daha ya. Valla genç ya. Yani bunun gençlikle yaşlılıkla alakası yok yani bu tür hastalıkların. Gerçekten yani yaşlı da olsa candır. Genç de olsa candır. Yani sonuçta can candır. Yani bir kediyi götürüyorsun veya bir köpeği götürüyorsun. İğnesi aşısı oluyor da o an için bir iğnede bile yani ağrı çekiyor. Düşün. Düşün yani. Üşüttüm herhalde vallahi. Çünkü öyle hissediyor vücutumda Sibel. Yerler beton. Kapılar doğru düzgün şey değil. Korumaklı değil yani.
Hiç niye yere sereceğim bir şey yok. Çorba verilmez. Ha öyle mi Demir Yılmaz? Ha. Anladım. Yani Allah'tan ümit kesilmez. Çağankaya sana mı dedik? Ben sana diyorum ki ne orada Şengül'ü başa tutturmuşum. Çağankaya sana yazdı mı yazmadı mı? Ona göre madilik yapacağım yapmayacağım. Bana görmedim ki. Yazdın mı yazmadın mı Çağankaya? Git dedim Şengül ablana söyle Sibel ablam çağırıyor seni. Görmedim ki canım. Ay dur Vallahi bakayım. görmedim. Seni günahını alamam çocuğum. Ay sana dedim ya git Şengül'e söyle buraya gelsin. Ha Görmedin ilkten bir mi? kişi yazdı da onu görmedim. Ben yazdım. Ben sana yazdım ya. Şey, Anladım ama ben söyledim ya. onu. Çankaya diyor. Çankaya diyor. Beni Kız çağırdığını Çankaya ben diyor. Ben söyledim ona özellikle ya ismini hitap ederek de. Ha yazmıştım. Tamam yazmış. Bravo. Madilik yok o zaman. görmedim diyor. Yazdım diyor. Bütün yazdım diyor. Şimdi de görmedim diyor. Bazen geç geliyor sesin. Benim mi? Benim mi sesim geç geliyor? Sen çık tekrar gir bakayım Çankaya. Deminki olayda demek istiyor. Bakayım ne Şimdi demiyor. olduğunu olacak. Bir çık Gel, tekrar gir. geç oldu. Yine Bakalım geç. tahsili yapalım. De. Yine böyle hoş geldin. Geç anne. Ha, şimdi değil. Doğru Şimdi gördüm. demin Eksik diyordu sana tekrar zaten. gördüm. Demin diyordu. Demin diyormuştu. Tamam, doğru etiketledi, doğru. Ay. Yat annem. Ya Pinepöl, senin bulduğun o numarayı onun haricinde Ankara'da, İstanbul'da, Ankara dışında aradığım tüm numaralar beni... Tamam bakalım elimizde parça var mı? Çamaşır makinesinden bahsediyorum. Tekrar dönüş sağlayacağız. Resmini çekiyorum, atıyorum. Veya numarasını istiyorlar. Numarasını okuyorum. Bir türlü parçayı bulamadım. Dedim ki ne yapayım o zaman dedim yani. Neyse Günur'la görüşürken ne olacak dedi Sibel. Dedim o zaman Günur ikinci el dedim yani. Aman dedi ikinci ele ne yapacaksın dedi. Gene dedi bozulur dedi. Sen dedi bir tane kendin oradan şey yap dedi. Beğen. Ondan sonra ben de burada mağazaları gezdim. Bir tane güzel bir makine beğendim. Çok güzel hoşuma gitti. Ondan sonra 8.000'e aldım. Aa, Günür enişten. Ben tam mağazadayken yollamış parayı. Valla şimdi atacağım da yumuş yok diye atmıyorum. Bugün gittim 5 kiloluk deterjan aldım. Dünkü TikTok'tan kazandım parayla. Nasıl bozduysa. Tabii canım. Tabii. Bir de almıyorlar daha.
Almıyorlar bir de. Bize yaramaz diyorlar. Abi diyorum, şuna biraz güçüm yapsan diyorum. Yok diyorlar, biz ne yapak bunun? Bir de utanmadan Evet. kalkıp bana demez mi? Günder bacı sana çamaşır makinesi alıyor. E ben de bunu hurdacıya satayım. Parasını da cebime koyayım. Bak 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 bak. O tektir. İşte ben boşuna demiyorum. Bir insanın eğer gözü açsa, nefsi pisse o gittiği yeri kurutur kardeşim. Kim olursa olsun. Ben bunu tektişte gördüm. Necati değil o kadar. Necati Piyiz peşinde. Hem bozuyor makineyi, bir de diyor ki ne? Eskisini de ben satayım da diyor. Tabii canım. Tabii. Hoş geldin Zerrin. Tabii. Ben diyor satayım da diyor, cebime koyayım diyor. Şurada diyor ikinci hurdacı alan neler var diyor. Bak bak bak. Ben gelen şey aldığım mağazacıya söyledim. Al abi dedim, bunu dedim. Atıver dedim. Zaten ben onu evden aşlatmaya kalksam, bir nakliye tutsam 700-800 TL. Adama rica ettim. Yeni çamaşır makinemi aldım mağazacıya. Bir de öyle diyor ya. Çok naşar diyorum da inanmıyorlar. Zannediyorlar ki ne? Çok şey. Mazlum. Aa. Ayol buradan yola çıkın, buradan yola çıkın. Zeynep kalkıp buna 2500 TL harçlık gönderdiğinde aldı cebine koydu. Ondan sonra sigarası bitiyor, ekmeği bitiyor. Ben de diyorum ki ne? Bak ben piyize veriyorum. Bu benim 2-3 günlük piyiz beldem diyorum. Ondan sonra sen kendin bak 2500 TL paran var diyorum. Ekmeğini de al, sigaranı da al. Hayır diyor, sen alacaksın diyor. Tabii. Ne oldu? Bitmedi mi? O 2500. Her ikisi zerrin. Bir de kalbi şey hain hain fesat. Çekemiyor. Yani yediğini inkar ediyor. Yediğini inkar ediyor. Allah razı olsun demiyor yani. Bir de bir gün canım şey istedi. Tabii canım burada yok. Burada olsa sinirim tavan yapar. Bir gün canım nohut istedi. Ayşengül de şahit. Nohutu geceden haşladım. Dedim ertesi günü yapayım dedim. Yapma, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Koyuyorum sana tekliş dedim tabak. Ben yemem. Niye? İçinde et yok. Ya. Etsiz yemek beğenmiyor. Vah 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 vah. Hayır. Bak Zerincim. Zeynep'in gönderdiği 2500 TL'den bir tane ekmek dahi almadı bu eve. Almadı.
Bana aldırtmaya çalıştı. Şengi niye istek attın kızım? Ne? Niye istek attın? Buradasın zaten. Yok. Arkadaşlar niye Şengül'ün adına böyle açıyorsunuz ya? Şengül zaten burada. Şengül, tire, ant, tire, kayra. Ay tire demişim ya. Çizgi olana ne diyorlar? O tire değil herhalde. Yıldız abla. Hoş geldin. Şu şey var ya bana istek atan Şengül. Yanındaki o çizgi çizgi. Şengül. Onu bir yazsana Yıldız abla. Başa tutayım da Şengül görsün. Hoş geldin demek. Abla Sen bunu tutturup yazar mısın sana zahmet? Başa tutayım da Şengül görsün onu. Eksi mi, çizgi mi, tire mi? O anlamadım. Geç. Aa, kadın burada bana istek atıyorlar Şengül diye. ben de görmüyorum. Ay. Allah ne diyeyim size? Aa. Ay görüyor musunuz efendim? Bir tanem öpeyim. Git kızım. Gören varsa bir SS alıp bana gönderebilir mi? Benim telefon hafızası dolmuş, çekmiyor. Kapatıp tekrar açıyorum, inşallah çeker. Öyle mi? Dur ben alayım buradan SS ya. Bir dakika. Dur. Deneyeceğim. Aldım. Aldım aldım. Abi hoş geldiniz efendim. Nereden katılıyorsunuz programımıza? Gece kuşağımıza nereden katılıyorsunuz efendim? Hava durumunu soracağım. Sizin oran neymiş efendim? Ama yeter. Yeter bu ikinci gönderiyorsun.
Ben bir kere ya, hadi diyelim ki Şengül şu an bende değil. Sen vallahi göndersen ben Şengül'ü aramadan asla almam. Bu ne ya, ikinci kez gönderiyorsun? Ben biliyorum Simirye Badem ne diyecek. Aa. Mehmet Bey merhabalar. Nereden katılıyorsunuz programımıza? Yarın cumartesi mi? Yazmasan yazma canım. Ben de sana insan gibi soru sordum. Hangi ilde yaşıyorsun? Hava durumunu soracaktım sana. Allah Allah. Sanki çok meraklıyım senin yazmana. Sana mı soracak uzanmış diye? Aa, kız bunlar herhalde aileleriyle motive Çıkar. olmuyorlar, deşarj olamıyorlar, buraya geliyorlar, bize madilik yapmaya çalışıyorlar. Fisliğe bak. Haklı sıra. Ay. Ha. Şimdi bir de tekrar çekeyim. Sana şimdi WhatsApp'tan attığım zaman Şengül görebiliyorsun oradan, değil mi Gülnem? Evet. Tamam, dur. Bu iki de bana gönderiyor. Ha, bak. Al, iki de bana gönderiyor. Şimdi atıyorum sana. Bakabilirsin. Ondan sonra da yorumunu yap burada bu kimse. Doğru mu? Doğru ama resim yok ki. Senin ismin var ya kız, senin ismini kullanmış Resim diyorum. ya. Ama demin az önce ondan girdim ya, belki o mu onu mu gördün acaba? Hayır. İki defa bana istek gönderdi. Hala altta duruyor isteği. Bir tane açmışlardı ama Şengül Kayra'ya mama dilenelim diye. Böyle yoktu. Mahsus yapıyorlar işte. Evet. İblisler boş durmuyor. İblisler çalışıyor. Yani bir de benim Ki adıma da açıyorsunuz. Hadi ben bir şey demiyorum da. Yapmayın etmeyin ya. pislikler. Ayzer'in olur mu Allah aşkına? Zaten böyle bir olay Zeynep'in şeyinde yaşandı. Ne kadar çirkin şeyler böyle şeyler ya. Azer'in de çok meraklı herhalde. Ya
Sen gözünü Zerrinden kapatmazsın. Dört göz olarak açarsın derin. de şüphe duyuyorum artık. Zerrin de fake demek ki. Tabii şimdiye kadar zerrin mi vardı? Zerrin de bugün ne diyor biliyor musun? Ha? Bu da az değil ha bu zerre. Sen tanıyor musun? Yok, şüpheleniyorum. Bugün kadın bana üzülüyor. Hani üzüldüm diyor şöyle böyle işte duruma. O da oradan diyor ki hanım ağaya söyle de diyor bana kot alsın, kot gömlek. Ben de dedim ki o parası olsa bana yiyecek parası atar dedim. Sana niye kot gömlek alsın? Aman işi gücü yok işte. Mantık mı yapıyor anlamadım. Şimdi de böyle dedi ya iyice şüphelendim. Çünkü normal böyle dememesi gerekir. Şu Mehmet Selim'i de at engelle be bu da salak mı ne? Bu sapık zaten. Dur ben şunu bir engelleyeyim. Başlattım. Bu sapık. Başlattım. O sapık o sapık. Hep öyle yazıyor. Normal değil o. Sapıkmış o zaten. Aa. Cilvelerim yan yakar, bakan bir daha bakar. Sana Oh. erkekim. Ha, bu da ikincisi. Coşkun, ne yapıyorsun Coşkun? Onca kişinin içinde o diyor aç diyor. Al da diyor madem gözünü kapayacaksın niye diye alsın. O zaman merak ediyorsan ara özelden onu. Şu kişiyi de naşlat. Kim o kız? En son gelen. Coşkun'u mu? Yok. Memis. Yok. Memis mi? Yok. Göremiyorum. En son Ekim'i gördüm. Ekim'i diyor. Aa, Ekim'i de mi açlatayım? Evet, o da onlardan. O da bana geçen geldi de ben Ekim'im dedi. Gerçi inanmıyorum, bana yapmaz dedim ama olsun. O da onlardan. Neler yazdı alttan. Tabii ikisi bir oldular. O Kerem Dümbüğü'yle ondan sonra yaptılar. İkisi bir yaptılar beni. Bunlar hasta etti. Tabii. Zaten gelip çıkmış, baksana burada yok. Ha işte bakıyor. Engellemiştim zannediyorum ama unutmuşum demek ki. O az değil o da. Zaten bugün bir tane yazan o SS'li uzun fake bunun fake'i. Bu Ekim hani bu Zümrüt'le falan buluşanlar değil mi? O SSSS uzun bir fake var. Bunun fake'i o. Bugün geldi üç kişi madilik yaptı ya. Biri bu işte. Bunun fake'i. Hoş Sağ ol geldin Aysun. Aysucuğum. Bunların hepsi şebeke. Sen başıma neydi ya? Kaç gündür okumuyorum ki onu. Unuttum.
Git başımdan bela mısın o mu? He. Ateş misin, söylenesin, o muydu? Ateşten be ter nefesin. Seyfi Doğanay'ın şarkısını diyorsun. Yok Yapış ya. mısın Ya bedenime? değil. O değil mi? Yapış mısın bedenime? Hanıma uyuyamadı bak. Hoş geldin Serçava, Çava, Yebaşı, Zeyno. Yok Şengül uykulu gibi de. Ben değilim. Yok, ben üşüdüm. Üşüdüm Sibel. Onun için. Um. Balkonun şeyleri tam kapanmıyor ya, camların aralık kalıyor, soğuk geliyor, anladın mı? Bu da kafayı yemiş. Serçava. Abi. Sibel sen uyumazsın bizi. Bir de kokuyorlar. Kız bana bak kız. Zeyno. Ben parçalı parçalı yatıyorum. İğnelerin Sibel, etkisinden. akşamüstü uyudun sen onun için. Sen uyudun ki. Sen Hayır. uyurken ben iş yapıyordum. Tamam. Ben sabah şeye Ben gittim dedim mi sana? Ondan sonra tamam. geldim. Yani tam böyle uyumuyorum. Kalkıyorum mesela. Anladım ama gene de yattım biraz onun için. Biz iş yapıyorduk. Evi sil, yemek yap, bilmem ne çocuklara derken yoruluyoruz yani. Sonra hiç uyumadım. Bugün hiç uyumadım ben mesela Sibel. O zaman süre bittikten sonra uyu. Ya Gece uyursam kalkarsan. niye bayılmıyorum? Bayılmıyorum yani uykum var diye. Bak Ceylin de uyumamış. Ben daha biber dolması yapacağım ya. Tarif marif çekemem çünkü hastayım. Zaten daha önceden tarif çektiğim tarifler var kanalda. Ama hasta olmasaydım tabii ki yine de zevkle çeker montajlardım. Biber dolmasını. Ay. Ay Yat kışım. kıyamam Zeyno, Zeyno. Ben bu şeyi de Al. evde kokoreyi açlatacağım. O coşkun var ya. Onu bulayım. Bu telefondan şimdi bir video var. Onu yüklüyorum. Yüklensin. Ondan sonra onu açlatacağım. Giriyor. Eskiden merhaba 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 selam verirdi. Allah selam Allah'ın selamı. Şimdi nakka giriyor çıkıyor. Gelmesin bana. Ben istemiyorum. O yüzden şimdi bir video var. Yüklenmek üzere zaten. Ben Tabii. uyuyayım. Ama Zeynep ne yapayım? Zeynep ne yapayım? Ben 7 gün oldu ben işte kuru pasta ekmek yemiyorum bak ekmek dolu
mutfak. Ondan sonra bardak hazır, çorba bardağı. Aman şimdi hazır çorba bardakta böyle. Ondan sonra haşlanmış yumurta. Ne bileyim işte, öyle bir şeyler, portakal, meyve. O yüzden eğer biber dolmasını yaparsam ekmeğe gerek duymam gene yanında. İçinde çünkü pirinç olacak ya, doyurur, doyurur, doyurur. Şengül uyusun, biz senleyiz demez Mayo. Ha? Bir akşam uyumadı, sen uyusun Şengül diyor. Kız benim uykum gelse zaten uyurum ben o. Şey yok, madi, 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 Dino, Kafadan. Zeyno, Coşkun. Coşkun Dino. Bir de Henekeci, Heneke Tepeci. Ya. Kafadan kırık yani. İşte Heneke Tepeci, Dino. Ben biliyorum Dino ne demek. Kafadan kırık. Hep aynı şeyleri yazıyor. Ben doğarken ağlamışam, düşe kalka büyümüşem, gurbet elde sürünmüşem, bana göre değil dünya, gurbet elde sürünmüşem, bana göre değil dünya. İşte derdim derman, hani nerede sultan Süleyman'ı, kimler almadı bu cani, bana göre değil dünya. Yalan dünya, yalan imiş, gördüklerim hayal imiş, bahçeye vasız bir bağ şeymiş. Yalan dünya, yalan imiş. Haya 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 haya. Efkar bastı. Efkar bastı gönlümü. Yine feryat ediyor. Ne ya? Sipsirik ya. Aa, bitiyor. Program bitiyor. Aa. Ha. Ben